Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kalın, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Abi herkese selam, vurdu bir Ankara'dan selam sabah gönderiyorum. Kardeşlerim bugün akşam nereden çıktı lan? Abi bugün akvaryumlarımıza bir tesisat çekeceğiz. Çünkü niye? Abi bu evde priz denen bir şey yok. Nedense bilmiyorum, bu eve priz çok az koymuşlar. Priz balkonda yok arkadaşlar, bundan dolayı kapıyı deleceğiz. Şu görmüş olduğunuz alt yerden kapıyı deleceğiz abi. Ondan sonra cuma buraya kadar kablolarla bablolarla arkadaşlar bir şeyler yapıp buraya arkadaşlar priz getireceğiz. Gençler şimdi iki akvaryumumuz var, bunlara priz bağlayıp priz getirdikten sonra ya sistemi bir oturtayım, ondan sonra da bir metre akvaryum daha getirmeyi düşünüyorum buraya. Üste bir metre akvaryum koyarız, ondan sonra şu ikisini de şöyle yan tarafı falan koyarız. Bir ayar çekeceğim arkadaşlar, burayı süsleyeceğim. Şimdi hemen şu görmüş olduğunuz akvaryumlarımıza bir oksijen bağlamak suretiyle arkadaşlar bir işe başlayacağız. Yalnız abi öyle bir yağmur yağdı ki şu görmüş olduğunuz şey var ya, taş var ya arkadaşlar. Yemin ediyorum altı delindi, altından böyle su geçiyordu. İnşallah unutmazsam onun ben bir videosunu ayrıca çekmiştim. Onu da arkadaşlar sizlere gösteririm. Abi evin içine kadar su girdi, yürüyorsunuz. Zaten perde uçuşuyor, yani etraf perişan arkadaşlar. Vallahi var ya uçuyoruz kardeşim, uçuyoruz. Şurada yine yağmur damlıyor, görüyorsunuz. Abi ezan bir bitsin, geleyim devam edelim gençler. Şurada da katilimizi görüyor musunuz arkadaşlar, katilimizi? Vallahi arkadaşlar bu işleri pek yapmadığımdan da bilmiyorum. Kabloyu buraya takacağız normalde. Televizyonun arkasından getireceğim. Ondan sonra arkadaşlar şuradan çıkacak. Bunu da kaldırmayı düşünüyorum gençler. Şunun altından sokarım, tamam mı? Bunu da üstüne çakarım. En azından kablo buradan geçerken görünmez. Şuradan geçirmeyi düşündüm ilk önce. Abi oradan olmuyor. Neden derseniz kapıyı şöyle açtığımızda kabloyu keser orada. O yüzden buradan bunun altına getireceğim. Şuradan deleceğim arkadaşlar. Şurasından çıkartıp geri götüreceğim. Tabii bu bir düşünce kardeşim. İnşallah yapabiliriz, bilmiyorum. Gerçekten ilk defa böyle bir şey deniyorum. İlk defa buma ben deliyorum arkadaşlar. Bir de bunu az önce kaybettim. Yemin ediyorum 10-15 dakikadır bunu arıyorum arkadaşlar. Meğerse şunun yan tarafına düşmüş. Yemin ediyorum sırf şunu aramam 15 dakika mı sürdü. O zaman bir deneyelim abi. Bir yapalım bakalım. Ondan sonra tekrardan geleyim. Size yaparken büyük ihtimalle gösteremeyeceğim. Çünkü ilk deneyimim olduğu için. Yani kardeşim tutayım mı basayım mı bunu? Yani nasıl yapayım kardeşim ya? Vallahi mahvederiz ya kapıyı. Hemen birazcık halledeyim, geliyorum gençler. Arkadaşlar şimdi prizimizi açıyoruz. Allah şahit ilk defa prizi bu hale getirdim. Dedim ki ilk önce bir resmini çekeyim arkadaşlar, sonra kabloyu dedim yanlış yerlere bağlamayayım diye düşünerekten. Dedim madem bir fotoğrafını çekeyim size de, dedim bu kısmının bir videosunu çekeyim. Abi şimdi bunun başını çıkartacağım şuraya, ondan sonra bir delik açacağım. Bir kablonun girip giremediğine bakayım en azından. Vallahi abi inşallah toplayabiliriz kardeşim, inşallah yani. Kardeşlerim videomuzun başından buraya 3 gün geçti. Arkadaşlar millet normalde bu sürede tesisat çeker abi. Ben 3 gündür kablo geçiremedim. Abi düşünüyorum, diyorum ki nasıl yapayım. Abi vallahi kabloyu geçiremedik. Bakın anlatayım, videonun devamını size göstereyim. Kardeşlerim 3 gün sonra devam ediyoruz. Allah çarpsın ya, 2 ya 3 gün falan geçti. Kardeşler mevzu bahis şöyle oldu. Abi biliyorsunuz biz burayı delecektik. Maalesef ki delemedik. Yani bir miktarını deldik. Ne oldu diyeceksin kardeşim. Allah belanızı vermeye kardeşim. Bunların arasında demir bir profil varmış. Allah aşkına demir profile ne gerek var kardeşim? Sonra da fiyatları niye pahalı diyoruz. Ulan oğlum bunun içinde demirin ne işi var lan? Arkadaşlar bunun içinde demir varmış. Buradan girdim, şuradan geçemedim. Demir varmış kardeşlerim. Peki ne yapacağız? Abi artık görseli unutun. Buradan kabloyu vereceğim abi. Şuradan kabloyu çekeceğim. Bunun arasından geleceğim. Buradan böyle geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar şu tarafa doğru gideceğim. Ama arkadaşlar şöyle de bir sıkıntımız var. Kışın ne olacak? Kışın da arkadaşlar bunları kendi odama alırım gibi bir düşünüyorum. Ya kendi odama koyarım akvaryumlarımı, ya da arkadaşlar bunları koridora koyarız gibime geliyor. Abi bir karides akvaryumu, bir metre akvaryum kuracağım. Bunların dışında vallahi arkadaşlar daha işte yavaş yavaş yapıyorum. Biraz da KPSS'ye çalıştığım için azıcık ağır ilerliyorum ama arkadaşlar bu ara biraz videolara önem vereceğim, merak etmeyin. Abi şimdi ne yapacağız? Bugünkü videomuzda şunun başını kopartmıştık hatırlarsınız kardeşim. Bu iyi bok yedik kardeşim ya, Allah aşkına iyi bok yedik. Bunu tekrardan takacağız. Ondan sonra arkadaşlar buraya bir motor getireceğiz. Bunun dibini bir daha çekeceğim arkadaşlar. Dibi birazcık kirlenmiş. Şurada dinlendirdiğim suyum vardı. Bunu da biraz dibini çekeceğim. Motor koyacağım. Dekor yapacağım, ondan sonra kum koyacağım. Ya kum olmadan abi hiçbir şekilde olmuyor, tamam mı? Ondan sonra acaba diplerini çekeceğim dediğim gibi iki akvaryumumuzun da bugün. Abi şunlara da insan bir fısfıs yapar şuna, ama tozdan bitkilerimiz ölüyor ya. Arkadaşlar maalesef buradaki bitkilerimizde durum pek de bir iç açıcı değil. Bir bitki gübresi alacağım arkadaşlar. Ha şu bak, şu bitkimiz gayet güzel, tamam mı? Şurada küçük yaprakları var, bu büyüyor. Bu anasını satayım, bu sarardı lan, bu bildiğin perişan oldu. Anubias bile evimize geldi, mahvoldu arkadaşlar.
Vallahi nane iyiydi. Arkadaşlar bir tane sıcak böyle taze bir yaprağı var ama diğer yaprakların tamamı nane yemiş gibi görünüyor. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki bitkimiz hani durumu iyi gibi, ahvali iyi gibi. Şu bitkimizin durumu nasıl? Arkadaşlar o da yani biraz değişik duruyor ama o da iyi gibi görünüyor. Vallahi arkadaşlar benim kötü olarak gördüğüm şu bitki. Şu bitki var ya nane iyiydi, Allah çarpsın. Mahvoldu arkadaşlar. Bir de en büyük bitkimizdi. Yine başaramadık abi diyor ya. Neyi başaramadık? Vallahi başaramadık abi. Yani şu tamam büyüyor yaprakları falan. Tek büyüme gördüğüm bu. Şunlarda hiçbir şey görmüyorum. Neyse arkadaşlar şunu bir tamir edeyim geleyim ilk önce. Arkadaşlar şimdi bunu taktık. Soruyorum size bu buraya nasıl geçecek arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Oğlum bunu nasıl böyle becerdim lan? Oğlum ilk önce takmamız lazımmış lan şuna. Ondan sonra arkadaşlar buna bağlamamız lazımmış lan. Lan oğlum ya. Bu işlerde sanki biraz kötüyüm. Sanki bu işlerde biraz kötüyüm arkadaşlar. Neyse devam edelim. İnşallah yapacağız. Başarabiliriz diye düşünüyorum. Hadi inşallah Allah büyüktür. Arkadaşlar operasyon tamam başarılı. İnşallah çarpılmayız kardeşim. İnşallah ebemiz mumyalanmaz diye yemin ediyorum. Şimdi gidelim bir deneyelim bakalım çalışıyor mu. Ondan sonra getirip şuraya bir motor kuracağız. Arkadaşlar hayretlerim olsun. Allah çarpsın çarpılmadık kardeşim. Gerçekten çalışıyormuş. Powerbank'imi denedim. Ben dedim inşallah dedim patlamaz dedim powerbank'imiz ya. Şimdi gençler ne yapalım bir dip çekelim abi. Biraz dip çekelim. Biraz çalışalım anasını satayım. Bu ne lan? Kardeşim şeyimiz eskimiş lan. Daha iki defa kullandık lan. Şimdi biz bu işi işte bozulmamış dedik. Yani tamir etmişiz dedik. Şimdi bozacağız arkadaşlar herhalde. Şöyle biraz hortumlayalım. Arkadaşlar şuraya dün valla bir sıvı gübre alacaktım. Tamam mı? Horma. Ondan sonra gittim bulamadım ya. Ne oluyor lan? Kardeşim hadi birazcık temizlik yapalım ya. İmandan gelir ya. Kardeşim bizim imanımız da zayıf herhalde temizlik yapamıyoruz. Böyle birazcık şöyle. Ah tamam ölmeyen bitkiyle biz öldürdük. Helal olsun Mücahit Dora, helal olsun kardeşim. Arkadaşlar ben bunun başındaki şeyi çıkartmayı düşünüyorum ya. Allah bunun başındaki şeyi çıkartacağım. Oha oğlum bu ne hızdan çekiyor lan böyle. Yeter lan. Oğlum su kalmadı lan. Tamam arkadaşlar biraz da şuradan dip çekelim. Sonra şimdi buraya biraz kum getireceğiz arkadaşlar. Geçen videoda dedim yapacağım dedim yapmadım abi. Yine yalan söylemiş olduk evet. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar vallahi yani şu uç kısmından nefret ediyorum. O uç kısmını sökeceğim arkadaşlar öyle. Zor geliyor ya pislikler. Geniş alan ya arkadaşlar. Geniş alan olduğu için aa iyi geldi iyi geldi. Şimdi yine yalancı çıktık arkadaşlar. Ama pek sevmiyorum ya. O yüzden gençler ne yapacağız? Oradaki şu başlığımızdaki büyük kısmı çıkartacağım. Dar alandan çektireceğim suyu ki arkadaşlar daha hızlı çeksin. Daha temiz çeksin diye düşünüyorum. Tamam bu da bu kadar yeterli. Arkadaşlar yine 2 dakikada temizlik nasıl yapılır adlı konulu çalışmamıza hoş geldiniz. Şimdi kardeşim burada 5 gündür beklettiğimiz suyumuzu ama bu da ağırmış ya. Aha evet. Şimdi arkadaşlar bizim buraya dökmemiz için gerçekten ultra bir yardıma ihtiyacımız var. Lan dizimle kaldırıyorum kardeşim. Lan dizimle lan. Şerefsizim. Zor işler lan bunlar. Halbuki arkamda tripod var. Anasını satayım o tripodu neden kullanmıyorum? Evet bakalım kalan bitkilerimiz de nane yedi mi? O ne lan? O ne oğlum neler uçuşuyor lan öyle? Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir dip çekimi yapmışız. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Kardeşim daha böyle bir dip çekimi yok. Bak TR'de kimse yapamaz böyle. Şimdi bunlar da biraz nane yesin. Arkadaşlar bu su dinlendiği için sıkıntı yok. Bir de aynı ısı derecesinde. O yüzden böyle boca edebiliyorum. Ama siz dinlendirmediyseniz ısılar da denk değilse suyunuzu böyle dökmeyin. Vallahi balığınız ters döner. Sonra abi senin yüzünden balığım döndü falan. Kardeşim kabul etmiyorum öyle şeyler. Bunun altına da bir kum koysak ya. Ama yok arkadaşlar ben buraya başka bir şey düşünüyorum. Vallahi ben buna başka bir şey düşünüyorum. Bugün arkadaşlar taban bitkisi sipariş ettim. Böyle ekiyon o kendi halinde çıkıyor falan. Kardeşim bunları başardık o kaldı kardeşim. Sanki bunları çok iyi başardık. Bir de o bitkiyi alıyoruz. Vallahi arkadaşlar bir de onu deneyeceğim. Allah çarpsın bir de onu deneyeceğim. O yüzden buna bir kum koymayalım.
Şu akvaryuma kum koymayalım da şuna bir kum koyup dekor bir şeyler yapalım kardeşim ya. Kardeşim kumu buna koyup gelebiliriz herhalde. Hadi gidelim. Arkadaşlar kumumuzu getirdik. Yalnız gel. Arkadaşlar size şey söyledim mi ben? Geçenki videolarda belki söylemişimdir. Hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar benim iki çuval beyaz kumum gitti ya. Vallahi çöp oldu arkadaşlar. Her tarafı döktüm. Hayret ya. Evet arkadaşlar. Şu anda akvaryumuza kumluyoruz kardeşim. Nusret gibi yapmak isterdim de etrafa dökülür. Başımıza iş açarız kardeşim. Niye hepsini toplu dökmüyorum? Evet, balıklarımız artık toprağın altında gömülü kalırlar kardeşim. Yalnız kumumuz da temiz ha. Ben bu kumu iyi yıkamıştım. Yalnız üstündeki şu salyangozlar görüyor musunuz arkadaşlar? Şunlar hep salyangoz. Allah belanızı versin lan sizin. Allah sizin belanızı versin lan. Allah sizin belanızı versin kardeşim. Her yerde başıma üşüşüyorlar ya. Arkadaşlar bunlar ama kuru ya. İnşallah yaşamıyorlar ya bunlar. Şimdi Allah belanızı versin lan. Bunu salyangozdan kaçıyorum, beni buluyor lan. Evet arkadaşlar kumumuz resmen yokmuş. Kum diye bir salyangoz evde beklettiriyorum. Şu salyangoz kabuğu. Şimdi görüyorsunuz yine Allah belamızı vermiş. Uğraşıyoruz yani. O nasıl bir salyangoz toplama stili lan. Yalnız temiz dip suyumuzu hep... Oğlum inşallah burada salyangoz yoktur. Allah belasını vermiyor lan. Arkadaşlar şurada da biraz kaldı da onları da alalım ki. Neyse alabildiğimizi alalım. Kabuk sonuçta da bunlar. Yalnız suyumuz da tertemiz. Şerefsiz balkona çıktım çıkalı. 3 günde 4 günde bir su değişimi yapıyorum böyle. Çok daha iyi oluyor. Zaten 2 saniye sürmüyor arkadaşlar. Tamamdır. Vallahi arkadaşlar yılan balığıdır. Ondan sonra ciklet falan her şeyi getireceğim ama kardeşim biraz daha zamanı var. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Sarı Selim ne yapıyorsun? Oğlum sakin ol lan. Oğlum sakin ol lan. Arkadaşlar kumu sanki çok koymuşuz gibi ya. Anasını sattı, anasını sattı. Evet arkadaşlar anasını sattı resmen vatozumuz. Şimdi bunu nereye koyalım kardeşim? Kardeşim aslında bu vatoz buraya olmadı da ben de farkındayım birader, ben de farkındayım. O büyük vatozu oradan çıkarsak çok çok iyi olacak arkadaşlar. 1 metre akvaryumu getirdiğim zaman onu oradan kurtaracağım Allah-u Teala'nın izniyle. Ya şimdi gerçekten böyle bir dekor yok. Allah çarpsın, yapan çarpıldı, izleyen zaten çarpıldı. Böyle bir dekor yok ya. Bu nasıl bir dekor lan? Oğlum bok gibi oldu. Yakalayayım mı? Oğlum nasıl bir şey yapsak lan? Oğlum bir sakin ol. Allah'ıma yemin ediyorum. Bak şimdi üzeceğim seni ha. Aha böyle yapayım da içine giremesinler arkadaşlar. Zaten küp kadar şeyimiz. Aa tamam arkadaşlar gerçekten berbat oldu. Evet 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 böyle olsun. Evet arkadaşlar. İstediğin gibi berbat oldu arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım ki yani Everest'e çıkıyoruz kardeşim sanki. O öyle olmadı. Yani orada durmadı en azından. Şimdi bunu ben buraya koyacağım sonra düşecekler arkadaşlar. Ben şimdilik bunu öylesine koyuyorum bunları böyle. Bu ne saçma bir sepan bir dekor kardeşim. Allah çarpsın bu ne lan. Yani şimdi sen de burada dur. Evet gerçekten iğrenç oldu kardeşim. Diyor ya gerçek iğrenç bir hayat. Aynen onun gibi oldu arkadaşlar. Tamam diyor. Şuraya bir de arkadaşlar pipomuzu sallayalım. Abi bu pipolar çok güzel, çok güzel de gençler bunlar kırılıyor. Kırılmasa gerçi daha da kötü, neden diyeceksiniz. Abi kırılmasa da kapak açılmıyor. Yani vallahi bilmiyorum. Evvelden çok ucuzlardı da şimdi fiyatlar da... Anam içine bak, içine içi takla atmış lan. Oğlum içindeki süngeri bile düzgün koyamamışız lan. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bunlarda da şimdi şöyle bir sorun olacak. Bunun içinde süngerlerde tabi hava olduğu için... Kardeşim ne olacak? Bu sünger artık kolay kolay batar mı bilmiyorum. Allah büyüktür tabi de. Şöyle şöyle biraz yapalım içinden arkadaşlar. Birazcık hava çıksın, oksijen çıksın arkadaşlar. O süngerleri var ya ıslatıp öyle koysaydık çok çok daha iyi olurdu ha. Vallahi diyorum çok çok daha iyi olurdu. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle koyalım.
Şöyle mi oynayacak? Nasıl yapacak? Tamam oğlum, korkma lan bir şey yapmadım lan. Oğlum bunun altında balık mı var lan? Aa, işte şöyle yapacağız. Bunu da şöyle yapacağız ki iyicine berbat olsun. Nasıl oldu kardeşim? Hayatımda böyle saçma bir dekor görmedim. Allah çarpsın ya. Hayır, benim korkum şimdi şu uçacak, biliyorsunuz mu, hava verince. Neyse arkadaşlar, şimdi bir oksijen bağlamaya çalışalım. Buralara tekrardan geliyor. Evet arkadaşlar, son halimiz bu şekilde oldu. Orada saçma sapan bir küp vardı kardeşim. O küpü çıkardım lan, telefonumuzun kapıda düştü. Abi ondan sonra buraya şöyle bir dekor vardı. Ben bu dekor geçenlerde bir denk geldi. Öyle satın aldım. Abi onu şöyle koydum. Oğlum bir yer ver de bir gösterelim kardeşim küpümüzü ya. Yani şöyle bir dekorumuz var arkadaşlar. O dekoru şöyle koydum. Abi aslında ben buraya yılan balığı düşünüyorum, tamam mı? Ama daha karar da vermiş değilim. Şöyle düşünüyorum. Buraya yılan balığı olacak, tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar buraya kardeş ve bitki akvaryumu olacak. Ondan sonra bir de bir metre bir ciklet akvaryumu düşünüyorum. İçinde ciklet olan, astronot olan, hani küçük yavrusundan. Öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Daha onu yapmadım. Ne zaman yapacağım peki arkadaşlar? Bak şimdi şöyle, burası oldu, tamam mı? Buraya sadece yılan balığı getireceğim. Ondan sonra arkadaşlar yılan balığı geldikten sonra ne olur? Bunları içerisinden çıkartırım. Bunları da bir metre gelince çıkartırım içerisinden. Buraya şimdi neyimiz eksik? Bir yılan balığımız eksik arkadaşlar. Belki bir tane, belki iki tane. Denk gelirse üç tane de alabilirim. Tamam mı? Buraya koyayım ki hani böyle biraz görsel olsun. Bir de çok hoşuma gidiyor gerçekten yılan balıkları. İkinci olarak arkadaşlar buraya bugün sabahtan bir bitki siparişi ettik işte. Bu susuz arkadaşlar yapıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra suyu üstüne ekliyorsunuz. Öyle bir şey hatırlıyorum ama tam bilmiyorum da. Al arkadaşlar şöyle suyun altında çim gibi arkadaşlar çoğalan ağırsız bir bitki varmış. Ondan deneyeceğim. Üstüne de arkadaşlar bunlardan koyarız. Ondan sonra cim arkadaşlar buraya karides alacağız, tamam mı? Burası da karides yerimiz olacak. Hani karidesin yanında ne koyarız başka? Misal veriyorum, karidesi yemeyen başka bir şey var mı? Pek de yok açıkçası. Karidesin yavrusunu herkes yiyor. Belki karides tek olur arkadaşlar, belli değil. Buraya arkadaşlar karides düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bunların ikisini hallettikten sonra da buraya bir metre akvaryum düşünüyorum. Onu da arkadaşlar içerisine ciklet koyarız gibime geliyor. Abi ciklet hoş olur. Gerçekten güzel görünür. Abi yalnız burasında da batozumuz iyi parlıyor. Şöyle yapsak. Abi ışığı alınca gerçekten güzel oluyor da işte arkadaşlar şöyle de bir şey var, perdeyi mecbur kapatıyorum çünkü 30 dereceyi geçiriyor, yoksa hani şu anda 25 dereceyiz. Aslında şu anda açılabilir, bu birkaç gündür ışık mışık hani niyetine kullanılabilir ama abi normalde acayip sıcak oluyor gerçekten. Abi şu bitki bizim bir büyüdüğünü görüyorum. Şuradaki damarı var ya, o büyüyor arkadaşlar. Diğerlerinde daha öyle bir gelişim göremedim açıkçası. Hatta şu ölüyor, şu büyüyor. Vallahi arkadaşlar 5 bitkimizden bir tanesi naneyi yedi. Şimdiden gel kardeşim, geçmiş olsun ya, öldü gitti ya. Vallahi arkadaşlar burayı da böyle yaptık. Şurayı yalandan öyle yaptım arkadaşlar. Şimdi şu bir kuyruk kuracak, anasını satacak oranın. Ben size öyle söyleyeyim. Ondan sonra acıma arkadaşlar şimdilik durumlar bu şekilde. Abi acayip bir sıcak var. Yemin ediyorum acayip bir sıcak var. Oğlum bir saniye lan, gösteremedim lan. Oğlum acayip bir sıcak var. Allah çarpsın. İki tane hareket edince terden ölüyor, sıcaktan ölüyoruz arkadaşlar. İnsan hiçbir şey yapası gelmiyor. O yüzden biraz ağırdan davranıyorum. İnşallah ayağa çekeceğim arkadaşlar. Biraz hızlandıracağım, merak etmeyin. Karidesimizi, yılan balığımızı ve cikletlerimizi getireceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Lütfen like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kardeşlerim m@dora Instagram adresinden de isterseniz beni takip edebilirsiniz. Kardeşlerim buraya pipoyu niye koyduk? Aslında bunlara pipoya ihtiyaç yok da işte dedim abi suyu netleştirsin, biliyor musun? Suyu netleştirsin. Şimdi gidelim şunları dökeceğim. Ondan sonra arkadaşlar buraya yine taze bir su alıp şuraya koyacağım. Orada arkadaşlar ne yapsın? Hem dinlensin hem de 3-4 gün sonra yine bir su değişimi yapacağım zaten. Ondan sonra cimi oradan kullanırım. Taze taze, temiz temiz iyi oluyor abi. Hemen böyle abi şöyle söyleyeyim size. Küçük akvaryuma geçtim. Neden büyük akvaryumu bıraktım? Normalde ben 1,5 metre bir akvaryum getirip hemen buraya koyabilirdim ama abi 1,5 metre akvaryumlarda temizlik çok zor oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size, içine 2 tane de dış motor koysanız abi pis yani. Yine de suyu sarı oluyor. Ama bunlar da ne diye arkadaşlar, sürekli suyu tazeleyebiliyorsunuz. Pipo koyduk artık, daha da böyle bir suyumuzu tutan. Bu şekilde düşündüm arkadaşlar. Büyük akvaryumlarda biraz soğudum. Bir de şöyle düşünüyorum. Küçük küçük ama bir sürü çeşit koymayı düşünüyorum abi. O yüzden ondan dolayı bu şekilde bir yola gittim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kardeşim.